Bana boşanmayacağız dediler. Evet. Annem bugün parkta ağladı. Dünden beri çok üzgün. O zaman sana yalan söylemişler. Bilmem ki. Bana yalan söylemezler ama. Ne yapacağım ben Keremcan? En iyisi ben anneme söyleyeyim de size gelelim. Gelince düşünürüz ne yapacağımızı. Tamam hadi ben seni bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Neşat ben ne yapıyorum ya? Elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. İyi değilim ben. Kimi kandırıyorum ki? Ablam çok haklıydı. Babamla yaşadıklarımdan sonra ben neden hala buradayım? Görmüyor musun Necat? Dibe vurdum. Kayra'yı kaybettim ya. Ya o kadın elinden tutup getirmeseydi meleğimi o zaman ne olacaktı? Hı? Aklım uçtu gitti resmen. Ne kadar kabul etmek istemesem de onu düşünmediğim bir an bile yok. Bence ben şu an sorumluluk alabilecek bir durumda değilim. Ben en iyisin şu an vazgeçip gitmeliyim. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ama bir yol çizerim. Yani burada duramıyorum. Bak. Hayatta Kayra'dan başka hiç kimsesi olmayan bir adam olarak söylüyorum bunu. Bitti dediğin yerde hayat yeniden başlıyor Suna. Zaman seni tedavi edecek. Sen yeter ki izin ver. Zaman gelecek baban da hatasını anlayacak. İnan bana. Anlasa ne olacak? Hı? Hiçbir şey değişmeyecek ki. Bazen bazı cümleler canını o kadar çok yakar ki hayat boyu unutamayacağın yaralara dönüşürler. Bu saatten sonra babam istese bile dönüş yok artık. Baban sana ne dedi? Bir şeyler eksik şuna. Lütfen söyle bana. 24 yaşıma kadar hep annem nasıl biri diye düşündüm. Öldüğü gerçeğiyle çok geç barıştım. Şimdi de hem annem hem de babam olmadan nasıl idare edeceğim onu öğreneceğim. Söylediklerinin özeti bu. 10 yaşıma kadar annemin ölmediğini, geri geleceğini düşündüm hep. Mezarına bile gitmedik biliyor musun? Babam götürmedi bizi. Ailesi memleketine gömdü dedi. Annemin mezarına bile gitmedim Necat. Belki de o yüzden vedalaşamadım. Peki. 10 yaşındaki Sunan'ın karşısına annesi çıksa ne yapar? Ne acayip bir soru bu. Ama bir cevabı var. Mutluluktan delirirdi herhalde. Pekala. 24 yaşındaki Sunan'ın karşısına annesi çıksa ne yapar? Bilmem ki. Yani o benim kafamda çok muhteşem biri. Birini kaybettiğin zaman kafanda istediğin gibi şekillendirebiliyorsun. Ete büründüğün zaman nasıl bir olur bilmem. Sen niye soruyorsun bunları bana? Dikkatimi mi dağıtmaya çalışıyorsun? Hayır hayır. Merak ediyorum sadece. Sadece hayal etmeni istiyorum. Anneni gördün ama hayalindeki gibi değil. Ne olacak? O anı yüzlerce defa hayal ettim ben. Hala da ediyorum. Cevabı Kayra'nın beni ilk gördüğü anda saklı. O kadar büyük bir özlem duyuyordu ki annesi olabilecek ilk insana sarıldı. Hiç
sormadı neredeydin, neden gittin, niye gelmedin, hiçbirini sormadı. Sadece gitme dedi. O kadar büyük bir boşluk ki bu. Karşına gelen ilk insana sarılırsın Necan. Deliler gibi sarılırsın. Sırfın kokusunu koklayarak bir hafta geçirebilirim mesela. Ya da hiçbir şey demeden gözlerine aylarca bakabilirim. Hiç konuşmadan izleyebilirim onun yüzünü. Herhalde her gün 1000 kere falan öperdim. 22 yıl borçlu o bana. Nedenler nasıllar daha sonra gelir. Sen bana güveniyor musun? Herhalde tek güvendiğim insan sensin. Sizden başka kimsem kalmadı. O zaman beni dinleyeceksin. Ben söyleyeceğim, yapacağız. Şimdi üzerine giyiyorsun ve evden çıkıyoruz. Şu andan itibaren Suna'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ve sana neyi ispat edeceğim biliyor musun Suna? Aslında düşündüğün kadar yalnız olmadığını. Bana bir şans verecek misin? Sana asla hayır diyemediğimi biliyorsun. O zaman şık giyinmenizi tavsiye ederim. Aşağıda sizi bekliyor olacağım. Metin Bey, Necat Yılmaz. Evet Necat Bey. Müvekkilinizle görüşmek istiyorum. Necat Bey, bunu daha önce konuşup hallettik sanıyordum. Siz dediğimi yapın. Bu imkansız. Öyle mi? O zaman benim ona bir mesajım var. Benim için iletir misiniz? Elbette, buyurun. Mesajım şu. Yarın öğlene kadar benimle şahsen iletişime geçmezse çocuklarına yaşadığını söyleyeceğim. Anlatabildim mi yoksa tekrar edeyim mi? Necat Bey, bakın bu konuda... İyi günler diliyorum Metin Bey. Pervin Hanım'a selamlar.